MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda bir ilk yaşandı ve yarışmanın en iddialı isimlerinden biri, diskalifiye edildi. Üstelik MasterChef Uğur'un ortaya çıkan skandal tweetlerinden sonra, yarışmadan diskalifiye edileceği daha önceden konuşulmuştu. Bunun akabinde, ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden MasterChef yarışmasından, Uğur Yılmaz Deniz'in resmen kovulduğunu, direkt açıklamıştı. Bununla birlikte, tepki çeken tweetleri nedeniyle diskalifiye edilen yarışmacı, Uğur Yılmaz Deniz'den ise flash bir hamle geldi. İşte, biz de bu videoda Uğur Yılmaz Deniz'den gelen o hamleyi bugün sizler için derledik. Ama, bu videoya geçmeden önce, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde diskalifiye haberi ile gündeme gelmişti. Bunun akabinde, kanalın patronu ve yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, son 8'e kalan Uğur Yılmaz Deniz'in, MasterChef'le ilişkisinin kesildiğini duyurmuştu. Ayrıca, MasterChef'in ana kadro yarışmacılarından biri olan, Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili son bilgiler ise izleyiciler tarafından sürekli merak edilmekte. Bildiğiniz gibi, Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişkisi kesilmiştir, ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte, Uğur Yılmaz Deniz, söz konusu tweetlerinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medya hesaplarından da ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşamış durumda. Bu arada, tepki çeken tweetleri nedeniyle diskalifiye edilen yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'den ise flash bir hamle geldi. Son 8'e kalmasına rağmen yarışmaya veda edeceği duyurulan Uğur'un, Instagram hesabını yorumlara kapatması ise dikkat çekmiş durumda. Konuyu kısaca özetlersek, yarışmada uzun bir yol kat ederek başarı elde eden Uğur Yılmaz Deniz'in, yıllar önce sosyal medya hesabından, eski gönderilerinin ortaya çıkmasıyla yarışmadan diskalifiye edilmesi, gerçekten de çok üzücü bir durum. Umarız, bir daha bu tarz hatalara düşmez ve başkalarını da rencide edecek davranışlarda bulunmaz. Kendisine buradan söylemek istediğimiz, bir an önce çıkıp geçmiş yıllarda yaptığı hatadan dolayı özür dilemesidir. Çünkü, eminiz ki kendisi de geçmişte yaptığı bu hatadan dolayı pişmanlık duymuştur. Videomuzu izledikten sonra, bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.